Evet çocuklar merhaba. Şimdi karşımızda 6'dan başlayıp 18'e kadar olan sayıların toplamasıyla ilgili bir soru var. Soru bizden diyor ki 6'dan başta 18'e kadar olan sayıları topla ve bunun sonucunu yaz. Bu sorunun çözümüne geçmeden önce hatırlayalım. Ardışık sayıların toplamı ile ilgili bir formülümüz vardı, bir kuralımız vardı. Öncelikle ben size onu hatırlatmak istiyorum. Şimdi ardışık sayıların toplamı dediğimizde. Şimdi şöyle düşünün çocuklar. Ben birden başladım. 2, 3 4 5 sayılarını toplayacak olsam çok rahat bir şekilde 1, 2 daha 3 3 daha 6, 4 daha 10, 5 daha 15 şeklinde yazabiliyorum. Çok kolay bu şekilde yapmak. Herhangi bir formül ya da kural bilmemize gerek yok. Ancak sayılar çoğaldıkça, toplanan sayılar çoğaldıkça tek tek toplayarak zaman kaybı yaşamamak için bizim bir kuralımız vardı. Şöyle düşünün ben birden başlayıp size 15'e kadar olan sayıların toplamını soracak olursam. Bunu tek tek bütün sayıları toplayarak ilerlersek çok zaman kaybedeceğimizi siz de biliyorsunuz. Burada yapacağımız işlem şu. Bakın 15 sayısı bizim bu toplama işleminde ardışık sayıların toplama işleminde son terimimiz. Son terimi alıp bir fazlasıyla çarptığımızda ve bu çarpım sonucunu ikiye böldüğümüzde işlemin sonucuna ulaşırız. 15 çarpı 16 bölü 2 16 ile 2'yi sadeleştiririz. Burada 8 kalır. Burada 1 kalır. Yeni işlemimiz ne oldu? 15 çarpı 8 oldu. Böyle biri yazsak da olur, yazmasak da olur. 15'te 8'i çarptığımızda da 120 sonucuna ulaşmış oluruz. Gördüğünüz gibi formülü bildiğimizde ya da kuralı bildiğimizde ardışık sayıların toplamını yapmak çok da zor değil. O zaman formülü hatırlayalım. Formülümüz bize diyor ki Herhangi bir ardışık sayıların toplamında. Bakın son terime biz n diyelim. Yani şöyle düşünün. Birden başladım ben. Şu şekilde gittiğinde n kadar sayı toplandı diyelim. n bizim son terimimiz. O zaman formülümüz şu. n en ile n'in bir fazlasını çarpıp 2'ye böldüğümüzde işlemin sonucunu çok rahat bulmuş oluruz çocuklar. Bakın eğer bu formülü aklınıza gelmezse de şöyle düşün basit bir şekilde aklınıza gelmesi için son terimle son terimin bir fazlasını çarptığımızda bu çarpım sonucunu 2'ye böldüğümüzde de ardışık sayıların toplamına ulaşmış oluruz. Bunu hatırladıktan sonra sorumuza tekrar geri dönelim. Evet sorumuzda bir ayrıntı var. Dikkat ederseniz bakın birden başlamamış. 6'dan başlamış. 18'e kadar devam etmiş. Biz az önce formülü ve kuralı hatırladığımızda neydi? Birden başlayıp eğer bu sayı birden başlayıp 18'e kadar devam etseydi. Yapacağımız şey neydi? 18 bizim son terimimiz. O zaman 18 ile 18'in bir fazlasını çarpıp 2'ye bölecektik. 18 çarpı 19 bölü 2 şeklinde yazdığımızda 18'de de 2'yi sadeleştirebiliriz. Burada 9 kaldı. Bu tekrar 1'e dönüştü. Evet, 9 ile da 19'u çarptığımızda bölü 1'i yazabiliriz. Cevabımız 171 olur. Eğer bizden soruda 1'den başlayıp 18'e kadar olan sayıların toplamını soruyor olsaydı cevabımız 171'di. Ancak 6'dan başladığı için biz 1'den 5'e kadar olan sayıların toplamını 171'den çıkarmamız gerekiyor. 1'den 5'e kadar olan sayıların toplamını bulmak için de 5 ile burada 5'i son terim olarak kabul ediyoruz. 5'in bir fazlası çarpıp 2'ye böleriz. 5 çarpı 6 bölü 2 dediğimizde 6 ile de 2'yi sadeleştirdik. 3 kaldı. 15 sonucuna ulaştık. 171'den de 15'i çıkardığımızda 156 sonucuna ulaşırız sorunun bizden istediği cevap 156'dır. Bu tarz sorularda eğer belli bir sayıdan devam ederek toplama işleminin sonucu soruluyorsa önceki toplamları mutlaka bulduğumuz toplam sayıdan çıkarmamız gerekiyor. Evet, son olarak da her bölümde yaptığımız gibi zor bir soru bırakıyorum ekrana. Çocuklar bu sorunun cevabını yorumlarda bana ulaştırmanızı istiyorum. Anlatımı beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. yorumlarınızda sayfaya destek olabilirsiniz ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.